Düşünen Gençler Topluluğu Malatya'da kurulan bir liseli inisiyatifi olmakla beraber şu anda yapmış olduğumuz Temiz Kuşak Z projesi de gençlerimize çevre bilincini çevre bilincini anlatmak üzerine olan bir projedir. Bu katkılarından dolayı Malatya Battal Gazi Belediye Başkanımız Osman Güler'e de çok teşekkür ederiz. Ne hedefledin peki burada bu projeyi yaparak? Burada aslında şunu hedefledim. Malum biliyorsunuz son zamanlarda orman yangınları çok fazla gündemdeydi ve biz de bu durumu konu alarak aynı zamanda da çevremizin bilincini göstermek, aslında bu doğanın, bu çöplerin de aslında bizim çöplerimiz olduğunu göstermek, bunu herkesin yapması gerektiğini ve bu şekilde vatanımızı, milletimizi temiz bir memleket haline getirmek için böyle bir projeye başvurduk. Hani belli bir yaştayız ve artık hani vatanımız için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çevre açısından da yapmamızı ve hani biz yeni nesiliz. İnsanlara belli bilinçleri aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Belli algıları. Bu da onlardan biri. Eğer birilerine örnek olabilirsek, birilerinde bir şeyler uyandırabilirsek bu bizim için çok iyi olur. Çok büyük bir avantaj olur. Çünkü sonucu hani çevreyi temizlemenin sonunda yine bize dönecek. Aslında kendimize yatırım yapıyoruz ve geleceğe yatırım yapıyoruz. O yüzden umarım çok kişiye örnek teşkil ederiz. Bugün burada bu Baraj Gölü'nün etrafındaki çöpleri temizlemek için toplandık. Bir sivil toplum, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak tamamen hani bu çevremizi, vatanımızı temiz tutma gayesiyle bugün buradayız. Yerel yönetimimizle, belediyemizle, işbirliğinde Gençlik Spor Bakanlığı'yla, yerel yönetimlerle, dediğim gibi belediyemizle işbirliği içerisinde bugün burada Malatya'nın her yanındaki okuldan gençlerle beraber böyle bir etkinlik yapıyoruz. Çok sevinçliyiz, heyecanlıyız. Düşünen Gençler Topluluğu olaraktan hem çevremizi bilinçlendirmek için, başka gençleri, insanları bilinçlendirmek adına, hem de çevremize bir katkı olsun diye böyle bir proje gerçekleştirmek istedik. Çünkü gördüğünüz üzere insanlar artık bu konularda çok umursamaz. Çöplerini bırakıyorlar. Yani kendi buldukları gibi bırakmıyorlar. Bulmak istedikleri gibi de bırakmıyorlar. Bu konuda biraz bilinçlendirmek istedik. İnşallah katkımız da olur. Sağ olsun Battalgazi Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı olarak bize destek oldular. Bu da bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlerin bu konuda bize talepler oldu ve bizi gerçekten sevindirdi. Gençlerimizin duyarlı olması çevremizin temiz kalmasına neden olmaktadır. Gençlerle, bu iş gençlerle bitecektir. Düşünen Gençler Topluluğu'nda bulunan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel bir program yaptıkları için bizler de elimizden geldiğince bu gelecek nesillere temiz çevre bırakabilmemiz için bu gençleri bilinçlendirmek, bu gençlerin tekrar otokontrol yaparak yerleri, çevremizi kirletenleri uyarmak açısından çok güzel örnek bir proje oldu. İnşallah devamı gelir. Kendilerine başarılar diliyorum. Temiz çevre, temiz gelecek. Battalgazi temizlikte bir numara. Bunların tertibini çevir. Yaşar. Poşetleri yola sabitlemeyi denesene önce.